daha sonra da Angora demişler. En sonunda Ankara diye bilinir olmuşum. 5000 yıllık tarihim boyunca nice kavimler tanıdım, ne milletler gördüm. Avrupa, Amerika daha dünkü çocuk benim yanımda. Tarih, medeniyet, kültür ve destan hepsi bende. 13 Ekim 1923'te Anadolu yeni bir misyonun sahibi oluyor ve atanın meclisi Ankara İlelebet başşehir olacak diyordu. İşte ben tam 100 yıldır bu ülkeye başşehirlik yapıyorum. Dünya durdukça da yapacağım diyor. Başşehrim Ankara. Birlikte hadi bakalım 3-4. Söndüremez, tüter bu ocak, şehit gazi bedenidir, ay yıldızlı bayrak, ürkümüzdür göklerdeki sancak, adı Türk'tür, bu vatan Türk kalacak. Üfülür, uçlar. Şehit de olsak Atatürk yolundan dönmeyiz biz. Kalbimizde iman, başımızda bayrak, meşalemiz Atatürk'tür, sönmeyiz biz. Bir kişi de kalsak 10 binlere karşı bu yurdu hainlere satmayız biz. Sayın Başkanım, çok kıymetli misafirler. Hemen bir ekibimiz daha var. Sizi güneşte çok bekletmek istiyorum diyoruz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Huzurlarınızdan küçücük bir duayla ayrılmak istiyoruz Seymenler olarak. Biz diliyoruz ki bizleri yaratan o güzel Mevla, gönüllerimizden imanı, dillerimizden Kur'an'ı, kulaklarımızdan ezanı, başımızın üstünden ay yıldızlı bayrağımızı indirtmesin. Rabbim Türk milletine bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın. Ne mutlu!
Ne mutlu! Ne mutlu! Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun. Başkentin yiğit insanları, Ankara Seymenler Kulübü Derneğimizi kucağına bir alkışlar mısınız lütfen? Çok kıymetli hemşehrilerimiz, sizler onları çok yakından tanıyorsunuz. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Dostlar Konağı'nda misafir olmuştu, hatırlarsınız. Dostlar Konağı'na gittiğinde başkanımız Türkiye'de yer yerinden oynamıştı. Şimdi biz Dostlar Konağı'nı Ankara Büyükşehir Belediye'mizde misafir ediyoruz. Ey çekmeye hazır mısınız? Hazır mısınız? O zaman ben buraya Dostlar Konağı'nı davet ediyorum. Olarak buradayız. Şöyle ekibimize, Mansur Başkanımıza kocaman bir alkış alabilir miyiz sizlerden? Harikasınız. Mansur Başkanımıza söz vermiştik. İnşallah o mutlu günde hep birlikte eğleneceğiz demiştik. O gün bugünmüş. Bu mutlu günde, hatta bu kıymetli günde hepimizin de kandili mübarek olsun inşallah. Şöyle birazdan ekibimizi, mahalli kültür temsilcimizi, grup dostlar ekibini şöyle kaşıkları kıra kıra eğleneceğiz. Onlar için
şöyle gençlerimizden hep birlikte bir ey çekebilir miyiz? Ey çek! Vallahi harikasınız. Efendim müziklerimiz hazır mı? Ankara'mızın atım arabını bir alalım şöyle hazırsa eğer. Ekip başım kaşıklar hazır mı? Şöyle yeri yerinden bir oynatalım. Haydi bakalım. Haydi koçlar. Kaşıkları atın kara kır benim ambarımın Oman vilayetim koçum Ankara bayrağı Böyle geçerse aman aman soldan işte tam burada alkışlamamız gerekiyor biliyor musunuz? Kaşıkları bastırmanız lazım. O zaman şöyle yapalım mı? Hazır mısınız? Vay vay! Vay vay! Ey çek! Haydi! Haydi anımız ara para dur bizim de Gümüşüm, gümüşüm, bir başım vay vay Dün zavatsan kalmışım, sar başım vay vay Şimdi, haydi bir daha Harikasınız İrik tane gevrektir İrik tane gevrektir Hoppa! Basmaya gelmez Basmaya gelmez Elin hızı naziktir, elin hızı
küsmeye gelmez. Küsmeye gelmez. Adım oynasın, eller diller kaynasın diller. Eller ne derse desin, o dillerin yesinler. Erik Talı gevrektir, Erik Talı gevrektir. Eğmeye gelmez, eğmeye gelmez. Adım oynasın, eller diller kaynasın diller. Eller ne derse desin, o dillerin yesinler. Haydi ayaş yollar. Kaşıklar. Alkışları unuttuk galiba. Şöyle şimdi arabalarından hep birlikte bir alkış alabilir miyiz? Başkanım, şöyle bizlere eşlik eder misiniz? O zaman birlikte yapalım. Vay vay! Vay vay! Başkanımız için heyecan! Harikasınız! Haydi bakalım! Yaş yıllarından açtım da geldim. Ay yaş yıllarından açtım da geldim. Boyumu boyuma düştüm de geldim. Boyumu boyuma düştüm de geldim. Şimdi dostlar konağında olduğu gibi hep birlikte bir üçlü çekelim mi? Bence yaparız. Benle birlikte. Hazır mıyız? Vallahi harikasınız. Hay maşallah. Ekim, hani bu kadar mı kaşık sesi? Bir de ekibimiz için Eyçek! Hay maşallah! Yalnız yollara düştüm de geldim. Yalnız yollara düştüm de geldim. Yandım anam anam anam, yandırma beni. Seviyorum diye diye, yandırma beni. Haydi efendim. Mavi gökyüzünün beyaz
ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık dalga dalga bayrağım. Senin destanını yazdık, senin destanını okuyacağız. Sana bizim gibi bakmayanın mezarını kazacağız. Haydi efendim. Aş. Şimdi. Efendim bizlerden sizlere sevgi ve saygı ile Allah'a emanet olun diyoruz. Allah'a ısmarladık. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecemiz mübarek olsun. Bu mübarek gecenin tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini temenni ediyoruz. Canım hemşehrilerim, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan için şehit olmuş tüm aziz şehitlerimizin anısına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'nızı okumaya davet ediyorum. Kıymetli başkentliler, izin verirseniz bana 31 Mart pazar akşamı sandığa gittiğinizde Ankara'mızda
o tarih yazdığınız gecenin Ankara'mıza baharı getiren belediye başkanlarını sizlere takdim edeceğim. Türkiye Cumhuriyetimizin Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu aramızda, hoş geldiniz diyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin Beypazarı Belediye Başkanı Doktor Özer Kasap aramızda, hoş geldiniz diyorum. Aslan gibi koruyan Türkiye Cumhuriyetimizin Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner aramızda, hoş geldiniz diyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın aramızda, hoş geldiniz diyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu aramızda, hoş geldiniz diyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı aramızda, hoş geldiniz diyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin Kudüs Belediye Başkanı Mehmet Doğanay aramızda, hoş geldiniz diyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin Haymana Belediye Başkanı Levent Koç aramızda, hoş geldiniz diyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu aramızda, hoş geldiniz diyorum. Sayayım mı daha? Sayayım mı daha? Sayayım mı daha? Sayayım mı? Türkiye Cumhuriyetimizin Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç aramızda, hoş geldiniz diyorum. Pastamızın üstündeki çilek Türkiye Cumhuriyetimizin Keçiören Belediye Başkanı Doktor Mesut Özarslan aramızda, hoş geldiniz diyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin Bamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin aramızda, hoş geldiniz diyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin Vallahan Belediye Başkanı Ertuğ Güngör aramızda, hoş geldiniz diyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldız Kaya aramızda, hoş geldiniz diyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak aramızda, hoş geldiniz diyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar aramızda, hoş geldiniz diyorum. Belediye başkanlarımız sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Ankara İl Başkanımız Doktor Ümit Erkol aramızda, hoş geldiniz diyorum. Ve ben sizleri Ankara İl Başkanımız Doktor Ümit Erkol'la baş başa bırakıyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanlarım, Sayın İlçe Belediye Başkanlarım ve tüm protokol, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ama en büyük saygı ve sevgi size, sevgili Ankaralılar, size. Bize öyle bir gün yaşattınız ki, hep okuduğum, sen mutluluğun resmini yapabilir misin abidin, işin kolayına kaçmadan ama diye başlayan, çok şükür, çok şükür bugünü de gördüm. Ölsem gam yemem, gayrinin resmini yapabilir misin üstad diye bitiren Nazım'ın dizelerini bize yaşattınız. Çok şükür sizlere, çok şükür bugünü bize yaşatan 81 milyona. Bu seçimler için yola çıkarken Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Türkiye İttifakı dedi. Türkiye İttifakı'nın renklerini kırmızı beyaz olarak tespit etti. Ve dedi ki, en kolay anlatımla, milli takım gol attığında sevinen herkes, filenin sultanları şampiyon olduğunda havaya sıçrayan herkes Türkiye İttifakı'nın içindedir. Biz
Ankara'da zaten Sayın Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 5 yıldır bir Türkiye İttifakı kurmuş yaşatıyorduk. Sayın Mansur Yavaş seçildiği günden başlayarak ayrımsız bir belediyecilik yaptı. Hangi partiye oy verdiğine, hangi partinin taraftarı olduğuna hiç bakmadan bütün Ankaralılara eşit hizmeti götürdü. Sayın Mansur Yavaş Türkiye İttifakı'nı kurmakla kalmadı. En büyük sorunlarımızdan biri olan yolsuzluğun yerine, yolsuzluğun önüne geçti, şeffaf belediyeciliği getirdi. En büyük sorunlarımızdan biri olan israfı önledi. Kamu kaynaklarını, yani sizin verdiğiniz paralarla oluşulan kaynakları yine ihtiyacı olan Ankaralılara çevirdi. Böylece Ankara bir refah toplumu olmaya başladı. Ama yüzümüzün gülmesi için, gülen insanların Ankara'sı, gülen insanların Türkiye'si olmak için herhalde 31 Mart'a ihtiyacımız vardı. 1 Nisan'dan itibaren artık Ankara gülen insanların şehri, Türkiye gülen insanların ülkesi. Sağ olun, var olun. Buradayım başkanım. Çok teşekkür ediyoruz Ankara İl Başkanımız Sayın Doktor Ümit Erkol'a. Başkentin yiğit insanları, Ankara'nın başkanıyla buluşmanın zamanı geldi mi? Hepimizin başkanıyla buluşmanın zamanı geldi mi? Başkent Ankara'mızda 25 yıllık karanlığın üzerine güneş gibi doğarak Başkent Ankara'yı yeniden Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti yapan, verdiğiniz emaneti canı gibi koruyan Türkiye Cumhuriyeti'mizin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı buraya davet ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, Ankara hemşehrilerini sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Ve ben sizleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, umudumuz Mansur Yavaş'la baş başa bırakıyorum. Kıymetli Ankaralılar, değerli hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. 5 yıl önce seçimlerin ardından olduğu gibi yine burada toplandık. Bu başarı sizin sevginizle kazanıldı. Bu başarı sizin emeğinizle kazanıldı. Bu başarı sizin desteğinizle, sizin güveninizle, sizin dualarınızla başarıldı. Ankara'ya şeffaf, katılımcı, adil ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını hep birlikte getirdik. Kimseyi ayırmadık. Hangi bölgeden ne kadar oy aldığımıza bakmadık. Kutuplaştırmadık. Kavgadan ve gerginlikten bıkmış olan Ankara'ya bereket ve huzuru hep birlikte getirdik. Çok şükür ki bizler bugün sizin karşınıza alnımız ak, yüzümüz pak şekilde çıktık. Biz sizlerin başını öne eğdirecek tek bir işin içinde olmadık. Sizler de bizim başımızı bu seçimde öne eğdirmediniz. Gururla, rekor oyla bize bir 5 yıldızı daha emanet ettiniz. Bir önceki seçimde olduğu gibi yine aynı seçim kampanyasında iftira kampanyasını yürütenler oldu. Ailemize, personelimize, belediye başkan adaylarımıza, çalışma arkadaşlarımıza iftira atanlar oldu. Kazanmak için her yolu mübah görüp kul hakkına girenler oldu. Ama sizler bu kirli siyasetin bir işe yaramadığını, İftira siyasetinin daima kaybetmeye mahkum olduğunu, dürüstlüğün ve sevginin kibirden ve nefretten üstün olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Buradan Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarımıza da seslenmek istiyorum. Ben size hep ailem diye seslendim. Sizleri personel olarak değil, mesai arkadaşım olarak gördüm. Evet.
Halbuki hatırlıyorsunuz geçen seçimden önce Mansur Yavaş seçilirse bütün çalışanları işten çıkaracaktı. Sizleri zorla maçlara, mitinglere, siyasi parti toplantılarına götürenlerden olmadım. Bayram ikramiyelerinizi vermeyen, banka promosyonlarıyla kendisine lüks araç tahsis ettirenler olmadım. Hiç kimseyi siyasi nedenlerle işten çıkarmadım. Peki biz böyle yapınca sonuç ne oldu? Sonuç olarak pandemide, depremde, selde, yangında, afette, ülkemizin herhangi bir yerinde hangi dert varsa oraya en önde koşan, Hızır gibi yetişen kurum Ankara Büyükşehir Belediyesi ve mesai arkadaşlarımız oldu. Mesai arkadaşlarımız hemşerilerimizle de bütünleşti. 6 milyon Ankaralı dayanışma ile vatandaşlarımıza sevinç oldu, umut oldu, mutluluk oldu. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizin emeklerine, özverinize, fedakarca sunduğunuz hizmete bir kez daha teşekkür ediyor. Bütün mesai arkadaşlarıma övünüyorum. Bizler hep birlikte beton yerine yeşilin, plastik yerine insanın, rant yanı yerine halkın önemli olduğunu tüm Türkiye'ye yeniden gösterdik. Bizler bir çocuk yatağa aç girmesin, üşümesin, aç kalmasın, eğitiminden mahrum kalmasın diye yapılan çalışmaların hiçbir işe yaramayan, milyarlarca lira harcanan kulelerden, çöp projelerden daha değerli olduğunu yeniden halka gösterdik. Bizler içinde insan olmayan hiçbir projenin öneminin olmadığını tüm Türkiye'ye gösterdik. Tüm bunları yaparken bize oy vermeyenleri üzecek 5 yıl boyunca hiçbir söylemde bulunmadık. Onların tercihlerine, dünya görüşlerine, çalışmalarına saygı duyduk. Maaşını milletin tamamının helal kazancından alan kamu görevlisi olarak hiç kimseyi ayırt etmedik. Halkın parasıyla kendi fotoğraflarımızı billboardlara sağa sola asmadık. Çakarlı araç konvoyları yaparak halkın parasını çarçur etmedik. Gerek kamuoyu anketleri, gerekse seçim sonuçları bize gösterdi ki halk artık yöneticilerden polemik istemiyor. Ayrıştırma istemiyor. Kavga istemiyor. Şatafat istemiyor. Zaman zaman bu konuda belirli çevrelerce de eleştirilsek de halk artık kavga etmeyen, işini yapan, çok çalışan kişilere teveccüh gösteriyor. İşini yap, kötü gününde yanımda ol diyor. Sevgi ekip, sevgi biç diyor. İsraf etme, gösteriş yapma, sadece işinle ilgilen diyor. Bunun da en büyük kanıtı Ankara seçimlerindeki rekor oy farkıdır. Bu nedenle az laf çok işledik. Umuyoruz ki bu anlayış Türkiye'de siyaset yapan herkese sirayet etmelidir. Halkı anlayan, dertleriyle hemhal olan, yalnızca halkın verdiği görevi yapan anlayış ülkemizde hakim olmalıdır. Kibir, nefret, ayrıştırma ve iftira siyaseti artık bu topraklardan silinip atılmalıdır. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada yaptığımız çalışmalar ve siyasi tutumumuz nedeniyle herkes bizim belediyecilik anlayışımızı konuşuyor. Herkes Mansur Yavaş belediyeciliğini konuşuyor. Bu da benim en büyük onurum, torunlarıma bırakacağım en büyük mirasım olacaktır. Bu dönemde de Ankara'mızı altyapısıyla, yeşil alanlarıyla, teknoloji merkezleriyle, gençlik merkezleriyle, ulaşımıyla, yollarıyla, tarihi ve kültürüyle, sanatıyla, sporuyla ve elbette dayanışmasıyla geleceğe taşımak için çok çalışacağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben bu seçimde milletvekillerimiz, il başkanımız, il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımız, tüm gönüllülerimize minnettarlığımı bir kez daha ifade ediyorum. Hepinizden helallik istiyorum. Lütfen haklarınızı helal ediniz.
Bundan sonra bize düşen yine başınızı dik gezdirmek ve çok çalışmak olacaktır. Her zaman dediğim gibi Ankara'ya Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır. Dünya başkentleriyle yarışır bir hale yine hep birlikte getireceğiz. Katılımlarınız için teşekkür ediyor. Ailelerinize selamlarımı iletiyorum. Bu vesileyle mübarek cumanızı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecenizi tebrik ediyor. Hayır ve bereketinden nasiplenmemizi diliyorum. Kırgınlıkların ve dargınlıkların unutulduğu, sevginin, saygının ve hoşgörünün öne çıktığı mübarek Ramazan bayramınızı da şimdiden kutluyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Yeni dönem hayırlı uğurlu olsun. Bismillah'la başlıyoruz. Evet, Ankara milletvekillerimizi lütfen buraya alalım. Evet, yöneticilerimizin hepsi gelsin, buyursunlar. Nursen Hanım sen de gel. Sen olmadan olmaz. Hanımın iddiasına göre Ankara'da alınan oyun yarısını ben aldım diyor. Yarısı kadın olduğuna göre sağ olun. Doğru söylüyor. Sevgili başkentliler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, çok kıymetli eşleri Sayın Nursen Yavaş, Genel Başkan Yardımcılarımız, Ankara Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye, coşkuya teşekkür ediyor. Başın dara düşünce hızır gibi uzanan yeni dönem başlıyor. Haydi bismillah. Başkanı çok Allah'a emanet olun sevgili başkentliler. Güle 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 güle. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş. Yolun yolumuz açık olsun diyor Ankara hemşehrilerin. Oğul gibi hem de arkadaş. Boşuna seçilmedi dünyanın birincisi. En büyük hazinesi halkın sevgisi.